Arkadaşlar hepinize selamlar. Şu an Adana yolundayız. Oradan Cengiz abi alacağız. Oradan Antep'e geçeceğiz Gökhan abinin yanına. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Bunu da tabii en başta söylemiş olayım. Vlogları seviyorsunuz, eğleniyorsunuz. Sizlerden ricam bu videoyu sonuna kadar izleyin ve videoya like atın. Hadi buradan yola geçelim. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şu an Adana'dayız. Cengiz abimizin yanına geldik. Onu buradan alıp Antep'e gideceğiz. O kadar sıcak ki ha geldi. Det Cengiz geldi arkadaşlar. Det Cengiz'e geçiyoruz. Kay. Sesi kapatmıyorum. Abi ben sakata gelebilirim. Beni dikkatli sev. Abi şaşırdım oğlum. Kim yapacağım lan ben? Vallahi. Ortadan böyle ya oğlum siz ya abi maymun adam öğren abi hem burada yandım hem burada bir şey diyeyim mi ben bu kadar sıcak memleket görmedim abi bu ne sıcak olmuyor ya sabuğu arkadaşlar 1,5 senedir sadece yayında gördüğünüz. Hayır, Cengiz, Det Cengiz. Ya sen kayıtta mıydın? Det Cengiz. Yok abi kayıtta. Oğlum bak. Abi muhabir gibi geldik abi. Baksana ya bildiğin mikrofonla geldim buraya ya. Gel abi sen hazırlan geldin. Arkadaşlar Cengiz abinin memleketinde. Yoksa var ya yakarım ortalığı da yani Cengiz abinin memleketinde bir şey demiyoruz yani. Deplasmandayız. Antep'e gidek daha rahat ortam. Şu an yemedi de sıkıntı yok. Geldiler bu cacıklar. Antep yolunu tutmak zorundayız. Evet. Orada bir tane cacık var Gökhan abi diye. O da bizi bekliyor. orada görüşeceğiz. Görüşecek. Abi bizi evet. Doyuracak. Antep biberi mi yoksa Urfa biberi mi yoksa Kayseri? Bu Urfa biberi. Hadi bakayım. Ya kardeş bir şey diyeyim mi? Yüzüm yanıyor yemin ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki durağımız Antep oldu. Şu an Cengiz abiyi aldık. Kimin yanına geldik? Gökhan abinin yanındayız arkadaşlar. şimdi buradan ya normalde arkadaşlar daha erken varıp kahvaltı yapacaktık ama şu an kahvaltıyı öğle saatinde yapacağız. Böyle duyuyor ya. Duyuyor ne ya? Ağzıma tükürüyor. kahvaltıyı birazdan yapacağız arkadaşlar. Kahvaltı anında da zaten ortamı çekeceğiz. Ondan sonra ufak bir gezinti yaparız. Onları da size gösteririz diyorum. Hadi kahvaltıya. Ufak gezintiden sonra arkadaşlar evet. Tabii ki benim çok büyük bir sürprizlerimi bekleyin. Evet. Meto ve Cengiz. Arasına geçelim. BS. Bekleniyor. Arkadaşlar Antep'te küşleme kebap han Hüseyin Usta'nın yerine geldik. Gökhan abi sağ olsun getirdi bizi. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Ardından nereye gideceğiz abi? İmam Çağdaş'a gideceğiz. Bugün geleceğiz. Antep'te gezeceğiz yani. Size böyle birçok yeri göstermeye çalışacağız. Hadi yemeğe geçelim. Arkadaşlar geldik. Güzel bir lokantaya oturduk. Buranın adını zaten Kurban söylemişti giderken. Şimdi ben olarak tam olarak da buraları bilmiyorum. Hani ne meşhur, ne yeniyor, ne ediliyor. Şimdi de fındık lahmacun yedik biraz önce de. Bayağı bir iştahımız açmış abi. Açız yani. Açız. Bayağı açız yani. Rahatımız değiliz yani. Yemeği göreceğiz. Bravo. Ama tam olarak da tanıtamayacağım ben size. O yüzden sizi ben yönlendiriyorum burada Gökhan abi. Cengiz abi. Arkadaşlar işte gördünüz mü? Alper'in Gökhan abi seni Cengiz abi yapmış. Güzel bir yere getirdi bizi. Şöyle menü, bu ön menü. Daha ana menü gelmedi. Şöyle göster misin? Ama hemen göster mi? Bir de gelmeyenler var. Şimdi birazdan şunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yılat ya bile. Turşu murşu bile. Çubak ağrı. Meteor'u görüşeceğiz. Alper'le görüşeceğiz. Şimdi sözü yemeğe bırakıyorum abi. Yemeğe akacağız. Gökhan abi ekleyeceğim bir şey var mı? Abi öncelikle herkese selamlar. Bizim girişimiz. Gelen arkadaşlar da gerçekten çok mutlu oldum gelmelerine buraya kadar çağırmamıza. Şeyden dolayı. Valla sağ olsun Gökhan abi bizi çok ağırladı arkadaşlar. Ağırlamaya devam ediyor hatta. Aynen. Yani burayı biz bilmiyoruz. İlk defa geldik. Burası çok meşhur. Birçok kişinin buraya geldi. Aynen. Türkiye'de normalde Gaziantep'e gelen
üst düzeylerin yemek yemek için bulundukları bir mekan olarak adlanıyor. Aynen. Buraya geliyor. Uğramadan geçmiyor. Küşleme dediğimiz et oluyor. Onun zaten birazdan şimdi geldiğini de göreceğiz. Gelecek onlar. Bu kadar söyleyeceklerim. Seviliyorsunuz. Evinize gel. Aynen. Yarasın abi. Metin Bey. Evet, başlıyoruz mu? Nasıl çıkıyor? Arkadaşlar şu an Gökhan abinin bizimkilerin söylediği gibi de 10 numara 5 yıldız bir mekana geldik. Burayı kesersin kanka. Arkadaşlar buraya gelirken fena bir bedel ödedik. Yemin ediyorum bedel ödedik. Klimasız bir araçla gelmez olaydı. Yani sıcakla var ya piştik yani gelene kadar bayağı bir. Ama değecek yani inanıyorum. Tamam geçe. Küşleme kebap anda yemeğimizi yedik. Yediğimiz yemekleri tek tek böyle saysınlar. Ben tam isimlerini bilmiyorum çünkü. Cengiz abi direkt dökülün. Dökülün abi. Arkadaşlar şimdi Gökhan abi çok güzel yere getirdi. Vallahi getirdi, sağ olsun. Çok teşekkür afiyet ederim. Olsun, rica ederim. Evet, abi. Küşleme kebap, simit kebap ve tarak kebabı. Maşallah. Ve anlatılmaz bir lezzet. İnanılmaz ve gelip görmeniz lazım. Tabii ki adresi Gökhan abi. Gökhan abi vallahi size ne bekleriz. Şöyle söyleyeyim size. Gel abi. Şöyle geldi. Hadi buna. Şöyle geldi. Şu izin bacı göre bak. Şöyle geldi. Yani gidiyorum. Bu arada şey de vardı. Fındık lahmacun vardı. Fındık lahmacun. Bir de katmeri neydi o? Katmer bildiğiniz gibi abi katmeri. Şekerli katmer. Arasında don. Bildiğiniz gibi Antep. Baklavasını söyleyecek bir şey yok. Zaten suratından belli oluyor puştun. Yani, arkadaşlar Antep baklavasını dersiniz. Neydi o? Katmer. Katmer. Katmer ama içinde dondurma falan var arkadaşlar. Şireli bu. Şireli katmer. Değişik bir şey yani. Yedim ama ilk defa böyle bir şeydim. Ağız deliriyor ya. Arkadaşlar Kayseri'deki bak Antep'te değilseniz yemek yemiyorsunuz. Ben onu söyleyeyim size hani. Şurada yemek yedik, etmet yedik. Yani ben et yemiyormuşum. Şimdi, fark ettim. Şimdi arkadaşlar bizim buradan anlamamız gereken şey şu. Biz buraya geldiğimizde baygın ve bezgindik, tamam mı? Ha. Şimdi şu arkadaşın yüzünü görüyorsun. Valla ben ağlıyordum. Sıcaktan uyuyordum. Valla sıcaktan uyuyordum. Yani şu mutluluğun resmi ya. Arkadaşlar acıyı söylemeyeyim, soru söyleyeceğim. Evet. Ne oldu bunlara? Arkadaşlar sağlam bir acı. Evet. O acıyı çekemedik ama kusura kalma, o da bizde kalsın. Bizde yediğimiz yemekleri vesaire görüyorsunuz. Buradan nereye geçiyoruz? Geçtiğimiz zaman şey yaparız. Hangi kalbi? Haynes kahve. Helal. Ha, tamam. Ozan sana selamlar. Dediğin yere gideceğiz. Haberin olsun. Ozan. Beni bul. Bul bize. Bul. Geçelim oraya. Ya bu nerede yayınlanacak hocam? Flash TV. Tamam. Geçelim abi. Bul. Melengiç. Ozan abi, buradan sana tüm gerçekleri ve
olan her şeyi sana itiraf edeceğim. Sana büyük itiraflarda bulunacağım şu anda. Ben bunların hepsine dedim ki Ozansız olmaz dedim. Asla dedim. Doğru dedim. Geldiler burada kahve içiyorlar. Bir de üstüne menengiç yapıyorlar böyle. Artist hareketler yapıyorlar. Evet. Biraz önce göreceksin zaten sen onu sahnesinde. Evet, izlemiş olacak. Evet. Bu sıkıntılı sahneler yaşandı burada. Beni zor duruma soktu. Ama Ozan kendini burada hissetsin diye yaptım. Ya ondan yaptım. Başka hiçbir şey yapmam. Yani sen buradaymışsın gibi abi. Her şey beni de kandırdılar abi. Ben de sen varmışsın gibi yapıyorum abi. Kahveyi de senin için. Nargileyi söylemiyorum. Onu bitleyelim. Nargileyi de senin için yapacağım. Neyse. Bir... Ama var ya et ne güzeldi. Et güzeldi. Et ne güzeldi. Vallahi gözümüz güzeldi. Döndü valla. Oğlum onun göbek katlanır. Baksana Allah. Ozan ben tek bir şey söylüyorum. Ben 3 maymunu oynuyorum. 3 maymunu oynuyorum şu anda. Dedem anlamışsındır. Abi yapacak ne var bu? Yaşanan ve yaşananlar hepsi yalan. Öyle mi? Ağzından sıçtığım yalan söylüyor. Aynen. Ziya diyoruz. Bak Meto gizleniyor zaten bir şey diyemiyorum. Meto'yu görebiliyor musun şurada? Yok. Meto, niye? Meto her zaman aynı. Bitik. Oğlum girsin ne oluyor sanki? Ağzımdan çıkmıyor. Meren güç. Oh. Yarasın. Şey yapsana burada. Bingi. Dudağını böyle dudağını böyle öne doğru atarak. Kanka. Kanka. Meren güç. Burada neredeyiz? Antep'teyiz. Antep'te nereye geziyoruz abi? Turistik çarşı varmış burada. Ben de tam olarak bilmiyorum ne olduğunu. Böyle bir gezdiriyor bizi. Yalnız burada var ya bir şey söyleyeceğim. Binalar hep eski yapılar ya. Benim en çok hoşuma giden şeyler bunlar. Söyleyeyim hani geliyorsanız gezeceğiniz yerler bu eski yapıldığı yerler zaten. Yani farklı yerlere gezmenize gerek yok. Bu arada bir de bir şeyler almaya geldik buraya. Bizim meşhur biliyorsunuz zaten. Alperi giydiriyor Alperi. Bir de ufaklı bir şeyler işte. Onlar idare edin ya. Onları gözümüzden gelin. Tamam. Şimdi ufak bir yere giriyoruz. Hemen sizlerle olacağım. Biraz. Arkadaşlar şu anda almamız gereken ürünü aldık. Dumanımızı aldık. Ondan sonra şimdi çıktık oradan. Beni de giydireceklermiş. Ya illi dediler ki. Siz dediler ki giydireceğim dediler. Ben dediler. Dediler yani. Tamam ben de yok diyemedim. Ne yapayım? Şimdi bana bir şeyler almaya gidiyor. Oradan sonra şu aynı yoldan gidiyor bu arada. Haberiniz olsun. Farklı bir yol tercih etmedik yani aynı yoldan gidiyoruz arkadaşlar lütfen yani yapmayalım böyle şeyler. Gittiğimiz yerde konuşuruz yeter. Daha ne konuşacağız? Konuştuğumuz yeter gitmez mi? Gider daha. Şöyle lense yaklaşayım mı gözümden kafamdan burnumdan. Burada Antep'in böyle bizim hani mesela forum falan var bilirsiniz. Bizim vardı sizlerden biliyorsunuz bilmiyorum ama hani biliyorsunuz Kayseri'de öyle yerler var. AVM'ler, cartlar, cürtler. Bak burada böyle bizim kapalı çarşı gibi düşünün yani ama açık. Ama en serin yeri. Eğer gezeceğiniz ama serin yer yok, gezemem ya yorgunum diyorsanız mutlaka geleceğiniz yer burası olsun. Tam olarak konumunu bilmiyorum. Onu da bulursunuz. Her sırada çok da araştırmaya gerek yok yani. Güzel yer yani. Şöyle beni çek bakalım kanka. Bence güzel yer yani abi. Bak gördünüz mü? Bak kalabalık bir yer yani. Millet biliyor da geliyor buraya. Bir de serin yani. Güzel. Ya bak bu arkadaşlara bak gördüğün gibi abi. Adam sırı sıkkın oldu. Gördüğün gibi diyorum kanka. Lan gördüğün gibi lan. Ha bunu mu gördün? Gördüğün gibi boydan. Fıstık yeşili. Antep'e geliyoruz ya fındık yeşili. Bak yan lan. Hala var. Tamam tamam. Göz yüzüm mü dikildi? Kapat lan. Kapat lan. Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Şu an Kelebek restorandayız. Antep'teyiz. Adana'ya varamadık yasaklar başladığı için. Burada Adana kebap yiyeceğiz. Ciğer şiş yiyeceğiz. Ortaya karışık. Onu söyledim. Sizlere bunu göstereceğiz zaten. Bundan sonra direkt Kayseri'ye dönüş yapacağız. Haberiniz olsun. Yani son durağımız burası. Yemeğimizi yedik hep birlikte. Ama yemeğimizi gündüz yedik. Bu yemeğin üzerine bir de cila çekelim dedik. Karnımız hiç aç değil ama geldi burada Adana yiyeceğiz. Bakalım yiyebilecek miyiz? Yeriz. Gökhan abi diyor ki yeriz diyor. Olur yeriz diyor Gökhan abi. Yeriz challenge diyorlar arkadaşlar. Şu anda hani çok basa yedik vallahi abi. Bir de Adana ve ciğer diyorlar. Ben yeriz. Ben yerim yani. O yerim diyor. Biz de yedik. Ben her türlü. Her türlü yani. Her türlü göveriz abi. Olmadan yaptıramam. Eve götürme diyor. Asıl yaptım. Abi ben özür dilerim. Ben özür diliyorum sana. Lan. Arkadaşlar ne koy buralara koy. Meto, Meto'ya uğradım sürpriz. Ya çeşeşim hadi. Kuştu yüzünden orayı. Adana'ya gidemedik. Kovaya düşürdü bizi. Evet. Böyle yasağı getirdi. Şimdi Antep'te kaldı şu anda. Gidemiyor. Yapacağım şeyleri Adana'da yapacaktım. Meto yırttı. Yol ikiye bırakıyorum. Bir dahaki geliş. Ha, bir dahaki geliş. Çok güzel olacak. Arkadaşlar siz de böyle bir şey istemez miydiniz? Yanlayın.
Siz de böyle bir şey istemez miydiniz? Ben istemiyorum. İsterim diyenler videonun sonunda artı bilesin. Aynen. Evet. Aynen. Artı bilesin. Seviliyorsunuz. Buraya yolu düşen herkesi de beklerim. Yalan. Çünkü yalan. Hayır. Yalan mı? Konuşmak istemiyorum ben artık. Videoyu eğer bu noktaya kadar izlediyseniz sizlerden ricam videoya beğeni atmanız, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize dikkat edin. Tekrardan keyifli seyirler.